Merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın. Şu kapıyı kapatayım. Ben banyodaydım. Çamaşırlar, nevresimler kalktık bugün. Böyle alezler çıkardım, nevresimleri değiştirdim filan. Bir kısmını makineye attım, bir kısmını makineden çıkardım. Biz içeride temizlik. Ben şimdi mutfağa gireceğim. Kahvaltı ettik ama bulaşıklar duruyor. Oraları bir toparlayacağım. Ben şimdi bunları burada bırakayım. Mutfağıma geçelim hep birlikte. Orada da yapılacak işlerim var. Kahvaltımızı ettik hemen çabucak. Evi toparlayalım bari bugün dedik. Orayı da ben toparlayayım. Buzdolabı poşeti açayım. Büyük boy var burada dolapta. Şu orta boylardan da bir paket açayım. Şimdi arkadaşlar, bugün için akşamdan fasulye ıslattım. Fasulye yapacağım diye. Ama kardeşim de geleceğini söylemişti. Bize geleceklerdi. Aksilik oldu. Gelemediler, gelmeyecekler. Biz de işte sonra temizliğe falan başladık. Gelmeyecekleri için. Ben yoksa kuru fasulye pişirecektim. Yine pişireceğim ama ben çok ıslatmıştım. Şimdi bir kısmını dondurucuya böleceğim. Bir kısmını da bugün için koyacağım. Dernen demiş olur. Ziyan olmaz en azından. Hatta kardeşimin yaş günü yaklaştığı için akşam kızım sayısına pasta da yapmıştı. Kolay tiramisu. Ben bir kışkalayayım. Şimdi ıslattım fasulyeleri, sürttüm, böleceğim pişireceğim kadar. Yaş duyduğumuz da hazır ıslatılmış, koyarız direkt pişmeye. Kızım da lazanya yapıyor. Kaç zamandır canı lazanya istiyordu. Bu da lazanyanın harcını yapmaya başladı. Kıymalı, böyle soğanlı, biberli arasına koyacağı harcı. Şimdi bir tane daha böleyim bakalım. Yani akşama kuru fasulye ve lazanya bu gece. İşte neye niyet, neye kısmet. Niye niyet ettik? Her şeyin hayırlısı Allah'tan. Sağlık olsun. Tekrar başka bir zaman biz yine bir arada oluruz. Şimdi bu kadar yetsin mi acaba? Eşit mi diye bir bakıyorum. Bundaki daha çok. Pişecek bunlar. Buzluğa kuru fasulyeyi böyle koydum. Şimdi o kaynayacak. Kapatacağım onu. Bu tarafta da lazanyanın harcı. Kızım onun için beşamel sosunu yapacak. Beşamel sosunu ne koyuyorsun anneciğim? Beşamel sosunu. Şimdi ben bir paket lazanya için yapıyorum. 4 bardak süt, 4 su bardağı. 4 kaşık tereyağı,
8 kaşıkta çorba kaşığı un. Tamam. Bu da normal kıymalı bir harç. Salçasını katıp kavuracağım sadece. Domatesi, biberi, soğanı, sarımsağı var. Tuz var mı? Tuz var. Tuzu var. Belki karabiber. Karabiber koymadım ben. Kapatınca koyacağım. Salçasını kavurduktan sonra da bir çay bardağı, bir su bardağı gibi bir sıcak su ekleyeceğim. Biraz hani salçayla kapacak. Tamam. O kadar. Tamam oldu. Hadi bakalım yemekler pişe dursun. Bu arada biz de şimdi oğlum da burada kahve yapacak. Tatlımızdan birer dilim keseceğiz. Bir tatlıyı bakalım tadına bakacağız. Çamaşırlarımız çıktı. Bunları da bir sirkeleyip hemen tele asmakta fayda var. Oldukça çok yine bugün de lodoslu. Rüzgarlı havada nevresim yıkamaya bayılırım. Bir asıyorsun bir kuruyor hemen. Toparlayıveriyorsun büyük büyük çamaşırları. Halletmiş oluyorsun. Ve pikeyi de tamamdır. Hemen şimdi bunları asayım. Ondan sonra oturup kahve içeriz, yemeklerimizi yaparız. Arkadaşlar şimdi biz bir pasta yapmaya kalktık, niyet ettik. Şöyle kolay bir tiramisu tarifi vardı kızımın. Sıkça yaptı ara ara. Şimdi onu yapıyor. Ben de geldim şöyle kabaca çekmeye. İkinci sırasına herhalde geçmiş. Bir krema yaptı. Kedi diliyle yapıyor. Ondan sonra böyle işte Nescafe'de ıslatıp diziyor kedi dillerini. Üzerine de bunu tekrar koyacak sanırım. Bunun kremasına ne kattığını şöyle bir anlatsan nasıl yaptığını. Şimdi ben 2 paket kedi dili kullanıyorum. Çünkü bizim tepsi büyük. O yüzden evet. 2 pakete göre ölçü vereceğim. 2, evet. 1 paket yapandan büyük bir tepsi için. Tamam. Orada 5 bardak süt var. Evet. 6 tepeleme kaşık şeker, 6 tepeleme kaşık un. 2 yumurta var. Bu kadar. Tamam. Bunu muhallebi gibi pişiriyor. Sonra soğumaya bırakıyoruz. 400 gram da labne peynir. Soğuduktan sonra. Çırpıyoruz. Yani pürüzsüz hale getiriyoruz. Mikserde. Soğuyunca. Bu kadar. Tadı da çok güzel. Yani hafif oluyor. Evet. Ben biliyorum önceden çok sen yapmıştın değil. Bunu. Kedi dillerini de kahve, su, biraz şeker yine koydum. Islatıyorum. Hı hı. Aslında bunu şöyle kahveli istemeyen direkt böyle sütlü, şekerli bir sıvıya da ıslatıp da yapabilir. Evet, ama şart bu, değil kahve. Hani, tiramisu ya. Ha, kolay tiramisu. Olduğu için. Evet. O yüzden. Şimdi evet bayağı, açıkçası bayağı şimdi bunu geceden yapıyoruz ki kendini çeksin.
Yarına kardeşim gelecek. Birkaç gün sonra da işte bir hafta sonra değil mi kızım? Bir hafta, belki bir haftadan biraz önce. Hafta içi bir gün. Hafta içi bir günde yaş günü kardeşimin. Ama korona sebebiyle gidemeyeceğiz. Hazır onlar geliyorken ona böyle bir sürpriz doğum günü kutlayalım dedik. Çünkü çıkıp gitmem sanıyorum onlara tekrar. Böyle yakında bir görüşmüşken. İşte çok özlemişler. Gelmek istiyoruz abla falan dedi. Bence çok iyi olur dedim. Geldiler, gelecekler. Geldiler de nereden gelecekler inşallah. Şimdi geceden bunu yapayım. Yarına da kuru fasulye ısıracağım herhalde. Kuru fasulye pilav yaparım diye düşündüm. Belki yanına bir çorba, duruma göre bakacağım ne yapacağımı yarın. Böyle pratik bir kış menüsü yapmış olacağız. Bakalım pastamızı da sürpriz yapacağız, çıkaracağız. Sürpriz bir yaş günü. Evet, eline sağlık, kolay gelsin sana. Evet, bitmiş halinde yarın belki gösteririz ya da unutmazsan bu geceden de çekebiliriz. Unutmazsam çağırırım ben seni. Tamam anneciğim. Keserken de görebiliriz en kötü ihtimal. Evet. Görüşürüz tekrar annem. Canımlar. Bakar mısınız? Böyle olmuş. Üzerini şimdi streç filmle kapladım. Soğudu. Soğusun diye bekledik. Şimdi ben onu sardım. Böyle dolaba kaldıracağım. Kolay tiramisu. Bu şekilde. Arkadaşlar üzerine kakao serpti. Kedi dilli kolay tiramisu. Yarın artık yiyeceğiz inşallah. Yalnız büyük bir aksilik oldu. Misafirim gelecekti ama iptal oldu. Şu an için gelemeyecekler. Biz yiyeceğiz. Sonuç olarak yine kardeşimin doğum günü niyetine yiyeceğim. İnşallah kesip yiyeceğiz. Böyle. Ben şimdi bunu koyayım dolaba. Sonra yiyeceğimiz zaman çıkarırız. Şimdi kahveler. Bu oğlumun minik kahvesi. Beni çekmene gerek yok. Bunu beni her zaman görüyor arkadaşlar. Şimdi oğlum kameramanlık yapmaya karar verdi bana. Şimdi bu kadar istersin herhalde değil mi anneciğim? Hı hı. İşte sevgili kardeşim senin adına Ercan'cığım. Doğum günün kutlu olsun şimdiden. Pastanı kesiyoruz. 45. yaşın sona erdi. İnşallah birkaç gün sonra geliyor. Bu gece kutlama yapacaktık ama nasip olmadı. Şimdi bakalım çıkarabilecek miyiz? Oldukça da yumuşak dağılabilir. Hiç böyle pasta çıkarma yeteneğim de yoktur benim arkadaşlar. Ama güzel çıktı. Neydi annem bu pastanın adı? Seni yaptın kolay? Tiramisu. Evet. Parça da şuraya koyacağım. Şimdi yemek saatine kadar biz böyle birer parça pastayla atıştırırız. Bir yandan da yemeklerimiz pişer. Bugün mutfak kalabalık. Of, bu bana büyük gelir ama neyse. Şöyle ucunu alır. Şöyle şimdilik kapatırız. Ve buradaki kahve de oldu sanırım, evet. Bu benim kahvem değil mi? Bırakmışlardı. Sen şekersiz alıyordun. Evet, benimki direkt şeker. Su ve kahve koysam bana olur. Tamam. Böyle şimdi kızımın kahvesini de koyalım. Şekersiz içiyor. Şöyle biz de bebek kahvesine sarmış vaziyetteyiz. Onu da olsun. Sen alırsın kahveni, pastanı yersin oğlum.
Umarım bize afiyet olsun. Evet. Çamaşırlarımız asıldıysa, yemeklerimiz pişmeye konduysa, kahve içilmez mi? İçilir. Pasta da güzel olmuş. Yumuşacık yapmış. Çok güzel. Kahveli olması da ayrı bir güzellik katmış. Yaş günü kutlu olsun. Sevgili kardeşimin. Çok güzel. Hafif bir tatlım. Ben şimdi yemekten sonra bu akşam ütü yapacağım. Biraz ütüm var. Kızım yemeği yapıyor. Kahvesini hemen işte o sıcak içiyor. Ben soğuk. Böyle son katına yetiştim ben. Son yaprakları koydu. Üzerine de bu son beşamel sosu koyacak sanırım. Sonra 15 dakika bekleteceğini söyledin değil mi? Biraz bekletecek. Fırına. Kaşar konacak mı üzerine? Evet, istersek koyacak. Hmm. Bence kaşar da şey, bir müddet sonra mı? Hemen mi konur? Bir müddet sonra bakıyorum. Evet. Böyle yetiştik. Böyle kat kat yapmış. Oldukça çok kat olmuş. Evet. Artık son üst katı. Tamam. Sen son katını da koy. En azından bekler. Biz de içeride oturalım o zaman. Evet. Ya, gördünüz. Lazanyamız da biraz bekleyecek. Sonra fırına. Zaten kuru fasulyem de pişmiş olacak. Ondan sonra da biraz dinlendirip oturur, yeriz. Günler ne kadar kısaldı. Kahvemi içeyim, bir fal bakarım. Falcı bacı. Kahvesi de pek bolmuş. Telvesi kaldı içinde. Neyse, hali açık sapalım. Evet. Arkadaşlar, kahvemizi de içtik. Şimdi bakalım. Kalkayım, bir şeyler bulurum ben kendime. Hiçbir şeyler yapalım. Lazanyamız çıkmış. Şu cızırtıya bir bakın, cızırtıya. Nefis. Harika. Afiyetle yensin inşallah. Uf, çok sıcak. Yumuşacık. Kabarmış da kabarmış. Evet arkadaşlar. Akşam yemeklerimiz de hazır. Böyle lazanya, kuru fasulye. Biraz salata yaparız. Şimdi bu kendini burada çekerken. Sonra da bize afiyet olsun inşallah. Şimdi biz birazdan yemeğimizi yiyeceğimize göre artık size veda edeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda tekrar bir arada olmak üzere. Sağlıkla kalın. Kendinizi çok sevin. Hoşça kalın. Şimdi bir düşünce sana. Bir şey söyleyeyim.
Thank you.